Can Sunu ve Caner Dünyası'ndan hayırlı akşamlar diliyorum canım Türkiye. Nasılsınız? Biz elhamdülillah iyiyiz. Hayırlı iftarlar diliyorum. Öncelikle kendim güzel bir zaman geçirdik elhamdülillah. Az bir zamanımız kaldı Ramazan ayının. Artık son birkaç günündeyiz. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Kıldığımız namazlarımızı kabul etsin. Rabbim rahmetini ve nurunu üzerimizden eksik etmesin. Öncelikle selamun aleyküm demek istiyorum size. Öncelikle canım Türkiye'mden vazgeçemiyorum. Sonra da din bağır dedim selamun aleyküm. İnşallah iyisinizdir canım Türkiye'm. Öncelikle bugün Allah nasip ederse Ali Nazik yapacağım. Ben Ali Nazik'in patlıcanını geçen yaz közletmiştim. Bizim burada ekmek fırınlarımız var. Ekmek fırınlarına gönderip közlettim. Onu soyup böyle gördüğünüz gibi saklama poşetlerine koyup buzdolabında muhafaza etmiştim. Bugün Ali Nazik yapacağım. Nasıl yapıldığını size göstereceğim. Yani bunun yapımı tahmini bir 10 dakika ya. 10 dakika. 10 dakikada pratik hemen yemeğimiz hazır. Öncelikle şu an anlatayım. Bu benim geçen yazdan fırına, bizim burada ekmek fırınlarına gönderip de közletmiş olduğum patlıcanım. Burada benim biraz yoğurdum var. Bunu bir güzel çırptım. Burada kıymam var. Bunu bir güzel böyle örseledim. Bunu pişirdim. Sadece karabiberin tuzunu atacağım. Onu atmadım ki size göstereyim diyeyim. Burada aynı zamanda benim iki diş sarımsağım var. Bunu da hemen yoğurdum içerisine atacağım. Öncelikle şöyle yapayım. Şöyle sarımsaklarımı. Şöyle ezeyim ki daha güzel lezzeti çıksın. Şu anda ezanımız okunuyor. Eşimin gelmesini bekledim. Eşim geldi ama markete gitmek zorundaydı. Çünkü bayram tatiline gireceğimiz için malum marketlerde kalabalık oluyor. Önden eşim birkaç gün önceden gidip market alışverişimizi yapayım dedi. Hemen burada gördüğünüz gibi sarımsağımı attım. Hem içerisine birazcık tuz atıyorum. Şöyle tuzumu da attım. Hemen gördüğünüz gibi şöyle çırpıyorum. Ne oldu bu? Şimdi yoğurtlu, sarımsaklı yoğurt oldu. Hemen burada da şurada benim geçen yazdan ayırdığım közlenmiş patlıcanlarım var. Bunları böyle közletiyorum fırında. Sonra bunları bu şekilde kabuklarını soyduktan sonra difrize atıyorum. Çok pratik oluyor. Güzel yer. Ben vazgeçilmez bir yemek oluyor. Kışında böyle çok ağır yediğimiz zaman ya da böyle hafif bir şey yayınlar yapmak istediğim zaman bu şekilde yapıyorum. Çok hoşumuza gidiyor bizim. Şimdi gördüğünüz gibi bunu doğradım. Gördüğünüz şöyle iyice ezildi. Hemen bunu şöyle yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şuradaki şimdi diğer patlıcanı çıkarıyorum. Tekrar çalışmaya başladı ve beni arayıp her gün diyor ki şerbeti bir şişe şerbet yapıyorum, daha doğrusu bir sürahi şerbet yapıyorum, yanına yok meyve suyuydu, yok ayranı şuydu buydu, hepsini yap, hepsini koy, yemek ne diye sormuyor bana, sadece tek sorduğu şey şerbetimi yaptım mı, meyveler hazır mı, bu şekilde. Hemen bunu da gördüğünüz gibi şöyle İyice ben bunu ezdim. Hemen içine koyuyorum. Şöyle yapalım. Tamam, tamam. Şöyle bunu karıştıracağım. Bu arada hemen şunun altını yapmam lazım. Ocakta. Şu an etimin altında yaktım. Çünkü bunu kırmızı biberini, karabiberini birazcık da tuzunu atacağım. Şöyle yapalım.
Evet, aşkla, muhabbetle, sevgiyle, saygıyla. Şu anda iyice patlıcan ve yoğurdu birbirine özleştirdik. Şu anda bunlar kanka oldu. Güzel bir kanka. Gerçekten tadı mükemmel olacak inşallah. Allah nasip ederse biraz da tuz atayım istiyorum. Şimdi bunu hemen nasıl sunulacağım? Yani çok pratik bir yemek. İçim ısınıncaya kadar biraz iyice karıştırıyorum ki patlıcan yoğurdu tamamen patlıcanla yoğurt özleşsin. Şu anda elhamdülillah özleşti. Hemen şuradan bir sunum tabağı çıkarayım. Şunlar tabağım alayım. Bu arada burada geldim. Şu anda etim gördüğünüz gibi hemen etimi zaten pişirmiştim. Yani daha doğrusu kavurmuştum. Olduğum ve sarımsağı hazırlamış olduğum karışık kabım burada. Etimi de hemen kıymamı da bu şekilde örtülemiştim. Kırmızı biber, karabiber tuzunu attım. Gördüğünüz gibi yine güzel kırmızı biberim kendi renginde vardı. Hemen şu anda sunum kabıma koyuyorum. Şöyle yapayım hemen. Bu arada bayramda koronadan dolayı karantinadayız yine. Sokağa çıkma yasağımız var. Gerçekten Allah yardımcımız olsun. Çok insanların sürekli bir şekilde aynı yerde kalması, tamam değişik şeyler yapıyorlar, aktiviteler yapıyoruz ama inanın ben de evde kalmaktan sıkıldım. Sokağa çıkıp diyorum ki şimdi bugün sokağa çıkacağım diyorum, aşağı kadar bir yürüyeyim geleyim diyorum, bisiklete bineyim istiyorum diyorum. Tabii eşim diyor ya çık, senin evin tam var diyor. Dedim çocuklara ne yapacağız? Çocuklar durmuyor. O yönden yani çocukların da sokağa çıkma yasağı olduğu için malum sebeplerden dolayı mecburen ben onlardan beraber ev hapsindeyim. Gördüğünüz gibi şu anda şöyle üstünü biraz da böyle düzleştireyim. Patlıcanlarınızı sizden ricam lütfen bıçaktan olabildiğince ufaltın. Neden? Çünkü ağza aldığınız gibi aldığınız zaman dağılması gerekiyor. Lokum gibi tat vermesi gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi düzleştirdim. Hemen üzerine şöyle kıymalarını da koyayım. Bu sunum tabağını sana vereceğim canım. Hiç sana mısın bana mısın demiyorum çünkü işim şu anda hak etti. Teşekkürler. Ezan okundu. Orucunu açtı. Ve yorgun argın sabah saat 9'da evden çıkmıştı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Biraz da şöyle yağlardan süsleyelim istiyorum kendi yolumdan. Yemedin yanında yat oldu. Nasıl canım? Bunu sana vereyim mi, ben mi alayım yoksa? Bunu ben alayım ya. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu elhamdülillah.
Tahmini bu ne boş süremiz 10 dakika bizim. Tabii bunu sunum yapmak, servis açmaktan beraber böyle 12-15 dakika civarında. Öncelikle afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun, kanalımda kalın. Cansu ve Caner'in dünyasını takip etmeyi lütfen unutmayalım ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Allah'a emanetsiniz. Sayın izleyicilerim, görüşmek üzere. Ah, Caner'im de gelmiş. Gel gel gel. Caner'im benim. Söyle bakalım Caner'cim. Abone olmayalım, ben İhmal etmeyelim. İyi akşamlar diyorum. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.